33 yaşındayım. Parkinson hastalığına 12 yaşında yakalandım. Doktorlara gittik, tanı koydular. Distoni, Parkinson tanısı. Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin azalmasıyla giden, genelde ileri yaşlarda karşımıza çıkan, hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, maske yüz dediğimiz değişim, küçük adımlarla öne eğik yürüme, eğer varsa vücudun bir yanında para sayar tarzda diye istirahat titremesi, hareketlerde katılık ve yavaşlama ile giden bir sinir sisteminin ileri yaş hastalığı. %10-15 kadar hasta, 40'lı 50'li yaşlardan önce hastalık bulgularıyla karşımıza geliyorlar. Biz bu gruptaki hastalara genç yaşta görülen Parkinson hastalığı diyoruz. Bu adolesanda, daha genç yaşlarda, hatta çocukluk yaşlarında bile nadiren karşımıza gelebiliyor. Enes Bey de bu nadir hastalarımızdan bir tanesi. Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da da bayağı doktorlara falan gittik. Gerekli ilaçları verildi, pozitif bir etki etti. Bu yıllar geçtikten sonra bir takım hani yan etkilerini gördüm aslında. Bu yan etkileri de istemsiz hareketler ve ilacın fayda etmemesiydi. 22 yıllık bir hastalık süreci, bir yandan hastada tutukken çok ağır bulguları, bir yandan çok yüksek doz ilaca ihtiyacı, bir yandan da çok sık ilaç kullanımı gereksinimini gerektiren bir durum. Enes Bey de bu durumda ilaçsız hareket edememek ile uzun yıllar ilaç kullanmaya bağlı karşımıza gelen ve diskinezi dediğimiz ilaç sonrası yan etkiler olarak gördüğümüz şiddetli istem dışı hareketlerin arasına sıkışmış bir hasta. Daha fazla ilaç alamıyor, daha çok sallanıyor. Sallanmasın diye ilacı azaltamıyor, kalkıp hareket edemiyor. İşte böyle durumlarda, bu gibi hastalarda ağzından ilacı yüklemeden ilacın sağladığı iyiliği sağlayacak bir tedaviye ihtiyaç duyuyoruz ki bunu da bizim yaptığımız beyin pili ameliyatları sağlıyor. Başka doktorlar da gezdik. Bir netice alamadık. Televizyondan tanımıştık Ali Hoca'yı. Ameliyata karar aldık. Aslında çok heyecan vardı benim üzerimde ve Ali Hocam bu heyecanı bastırdı bende bir nevi. Şarkı söyleyerek, hani espriler yaparak ameliyat başladı. Beyin pilleri basitçe beynin içerisine yerleştirdiğimiz iki küçük elektrot, göğüste kalp pili gibi köprücük kemiği altına koyduğumuz, dışarıdan programlayabildiğimiz pil cihazı ve onların ikisini birbirine bağlayan iki adet uzatma kablosundan oluşan bir sistem. Tıpta nöromodülasyon dediğimiz bu yöntemle beynin içerisinde herhangi bir bölgeye elektrotları koyup elektrik akımı verebiliyoruz. Verdiğimiz elektrik akımının frekansını, şiddetini, dalga boyunu ayarlayabiliyoruz. Dolayısıyla o hastaya özgü ayarları yapabileceğimiz, tamamen kontrol edilebilir, programlanabilir, ayarlanabilir bir yöntemle hastalık bulgularını düzeltmeye çalışıyoruz. Parkinson hastalığında beyin pili tedavisi, hastalığın saatini geri alan yöntem olarak tanımlanabilir. Bu bir kür değil, hastalığı ortadan kaldırmıyoruz. Ama biz 10-15 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde, hastalığın birinci, ikinci senesindeki haline geri getirebiliyoruz. Bu da bağımsız yaşayamayan, başkalarının yardımıyla belki yatakta dönebilen, beslenmek için desteğe ihtiyacı olan bir hastanın yeniden eski sağlıklı günlerine yakın bir zamana kavuşması, yeniden bağımsız olması, hatta çoğunun mesleğine geri dönmesi anlamına geliyor. En büyük hayalimiz bir işe girebilmek ve bir işte çalışabilmek. Yani çalışmayı çok seven bir insanım. Çocuğumla doya doya bir vakit geçirebilmek. Sağlığımıza kavuştuk çok şükür. Hocalarımızın sayesinde. Çok güzel, her şey çok güzel gidiyor.